İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. İyiyim. Çok sağ olun. Merhaba. Ben gene buraya oturacağım. Tamam. Bu biraz senin kızındandır. Evet. Nasılsın? Hani ne var? İyiyim, sağ olasınız. Siz de iyisiniz değil mi? Biz de iyiyiz. İyi gördüm ama sizi maşallah. Evet, biz de iyi gördük. Evet. Ama biz çok uyuyoruz kurallara. Hiç çıkmıyoruz dışarı. Eğer negatifiz. Evet. Tedbirli. Evet. Sen geçirdin, bu ara geçmiş olsun. Geçim, aile de geçirdi, ben de geçirdim. Geçmiş olsun. Senin kayınvaliden vefat etti. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yapalım? Her öyle şey hayat, hayatın bir gerçeğiydi o. Yapacak tabii, bir şey yok. Tabii, bir gün doğduk, bir gün öleceğiz. Öyle, öyle. Evet. Her şey yolunda mı? Çok şükür. İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Onlar güzel oldular. Olsun, olsun. Hı. Neyse, nasip ya. Bir şey söyledim, bir şey mi baktın? Ha, tamam. Nasip yani. Evet. İlginç bir akşamdı. Evet. Bu akşam çok ilginç akşamdı. Türkiye'nin böyle ilginç bir şekilde kendine gelmesi gibi oldu yani. Evet. İftarımızı açtık. Sizden yola çıktık. Beylikdüzü'ne buradan basa bas gittik. Millet çok beklemesin diye. Sonra da ceketi çıkardık, yola koyulduk. Evet, yani belliydi. Şey. Annem de şey diyor, o gün çok da yemek yemedi diyor. Enerji, herhalde enerjimi çorbadan aldı falan diyor. Ne yapıyor? Bana hararetliydi. Bir tat mercimek çorbasından ben enerji aldı diyorum. Çok fazla. Aldı. Ve onu çıkardı ve annem iyice hararetlenmeye başladı. Bizim de sloganımız oldu artık. Öyle bir yerden çıkarken ben şey diyorum, yolumuz uzun falan demeye başladım. Herkes şey söylüyor. Ama bu topraklar öyle ya. Bu toprakların bir tas mercimeği iyi gelir insana yani. Öyle o. Belki eski, eski toprağı mı? Öyle. Güzel. Bizim topraklarımız hep güzel evet, ya. Evet, evet. Ne güzel. Ya hangi semttesiniz? Neyi? Nerede? Hangi ilçedesiniz diyorum. Kartal'dayım. Ha, Kartal'da. Güzel. Kolay gelsin hepinize. Neyse bir başka sefer buluşuruz. Bir başka sefer buluşuruz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Siz de öyle, siz de öyle. Siz de. Hadi iyi günler diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Bir gün kahve içeriz beraber inşallah. Sağ olun, sevgiler. Öpüyorum, hoşça kalın. Evet. Hayat böyle işte. 2 yıl sonra yine Sultanbeyli'deyiz. Güzel dostlarımızın evindeyiz. Ablam gene donatmış masayı. Bak belki hadi abla edelim. seneye Ramazan 6 Mayıs'ta olamayacak artık. 10 gün daha geri gideceği olsun, için. Olsun. Demek gelir. 3 Ramazan üst üste yani 2 sene önce iftarımızı açtık. Geçen sene yapamadık. Ama bu sene iftarımızı yıl dönümünde açtık. Yine böyle bir Ramazan akşamında sohbet ederken Ramazansız da buluşuruz. İnşallah. Ramazan iftarı için gelmiştik nasip. İlçe başkanımız sizi bizimle buluşturmuştu biliyorsun. Evet. Ama o akşam ilginç bir olay yaşandı. Tabii yaşandı. Seçim iptal edildi. Yaşandı evet. Birazcık hüzün oldu yani masada olmadı değil. Sonra İftarımızı açarken sonra güzel oldu. Evet sonra güzel oldu. Yani Sultanbeyli'den ta Beylikdüzü'ne sizde iftarımızı açıp dualarımızı ettikten sonra. Geçen sefer de burada durmuştun mu? Bu sefer burada durmuştun. Öyle miydi? Ha, tamam. Uğurlu gelsin. Hadi bakalım. İnşallah. Bir 10 yıl daha istiyoruz. 15 yıl istiyoruz. Ondan sonra Beylikdüzü'ne gitmiştik. Oradan da milletimize korkmayın. Her şeyin çaresi var. Halkımız gereken cevabı verir. Verecek. Sandıkta buluşuruz dedik. Buluştuk. Allah şükürler olsun ki Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçilmedi sadece. Aynı zamanda milletimiz demokrasiye olan inancını da gösterdi. Evet. Ve aslında yöneticilere şöyle dedi. Yani sakın birisinin hakkında kötü bir karar vermeyin. Verirseniz halk size cevabını verir dedi. Evet. Onun için hayırlısı. İnşallah güzelliklere vesile olsun. Ben bu Ramazan ayında güzel o bereketli sofranda bulunmaktan onur duydum ablacığım abicim. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ben dedim kapımı açtın geldim. Allah razı olsun senden. Ne demek nice inşallah. Evet. Ben biliyorum ki bütün İstanbul'da böyle bir çok güzel sofra var şu anda. Güzel duaları neden?
Ben daima dualarımız sizinle. Allah razı olsun hepimize. Evet. Milletimize sağlık diliyorum. Amin. Her sofraya bereket diliyorum. Amin. İnşallah böyle işsizliğin olmadığı, insanların ekmeğini kazandığı bir millet, bir memleket, bir şehir olalım istiyorum. Bu zor günleri atlatalım. Kimseye pandemi bulaşmasın. Allah sağlık şifa versin. Amin. Amin. Bu duygularla buradayım. Senin niye duamı bol bol ediyorum? Senin sofran demokrasiye uğurlu geldi. Bir karar alındı ama geldik soframızda iftarımızı açtık. Uğurlu geldi. Bu şehre de inşallah uğurlu gelecek. Senin i̇nşallah. Yüzünü de mahcup etmeyeceğiz. İnşallah. İnşallah bu dualarımızla, inşallah o dualarımızın kabulüyle bu Ramazan ayından sonra, bayramdan sonra daha böyle güzelleşen, sağlık sorunu kalmadığı bir ülke, bir memleket olalım diliyorum. İnşallah. Hayırlı olacak. Evet. Hıdrellez'i hatırlatıyor Murat. Yani tam Hıdrellez değiliz. O da güzel bir tesadüf. Evet, Dilediniz mi? Kağıtlara yazdık, gömdük. Tabii Hıdrellez'in o güzel uğuru bereketi de üzerimize olsun. Hem Hızır Aleyhisselam'a hem İlyas Aleyhisselam'a hepimiz şükrediyoruz, dualar ediyoruz. Aynı zamanda Kadir Gecesi. Yani. Evet, evet. Yarın mı öbür gün mü? Cumartesi günü. Kadir Gecesi de bereketi bol bir gece. Duamızı edelim. Ondan sonra da güzel bir şekilde bayramımızla buluşalım. İnşallah. Çok İnşallah. Konuştum. Hı. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. Yok, az konuştum. Sağ olun. Şu an bir parantez açabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Siz ilk geldiğinizde babam o gün Ramazan ilk günüydü. O gün hastaneye gitmişti. Kan falan vermiş, oruç falan da tutamamıştı. Sonra işte fotoğraflardan falan babamı görüp şey diyorlar. İşte asık suratlı. İşte acaba gelmesini istemedi mi? Yok. Falan. Ama öyle bir şey yoktu yani. Yok. Söyleyelim de. Yok. Ama şimdi tam ben çok alıştım. O zaman. Ama tam verdim. Tabii. Bir çekin yerlik olur canım. Evet. İnsan insanı yeni tanıyor. Benim de memleket yeni tanıyordu o zaman. Evet. Yani. Evet. Normal. Ben zaten diyorum ki tanışalım. Tanıştıktan sonra beni herkes sever diyorum yani. Bizim iş adamlarımız dedi ki bana hep, ya sen ne biçim adamsın? Misafir ediyorsun, yüzün asıl. Hastaydı, hastanede. O gün söylemiştiniz, doğru. Ve ayrıyeten bir şekilde daha tanışmaları var annemle babamın. Annemle babam ilkokuldan sınıf arkadaşları. Ve zamanında Bülent Ecevit köylerine geldiklerinde ikisi beraber karşılıklı bayrak tutmuşlar. Ondan sonra yıllar sonra tekrardan size de nasip olunca bayrak tutmuşlar. Ama en azından misafir ettik, soframızda vardı. Allah razı olsun, ne güzel. Çok sevgiler. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar.